Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine beraberiz. Yeni bir video çekeceğiz. Bu videomuzun konusu Akasa Vectra'ya polen filtresi uygulaması. Dilerseniz ufak ufak başlayalım. Nasıl yapacağımıza dair. Öncelikle silgeçleri bir alalım. Bu birinci silgeç. Bu da ikinci silgecimiz. Şimdi silgeçlerin şurada büyük somunları var. O somunları alacağız. Bunlar zaten plastik somun. Bunlara biraz dikkat ederseniz iyi olur. Sökerken ikinci somunu da söktük. Şu fitili alalım. Bu plastiği arkadaşlar mümkün mertebe düzgün çıkartmaya çalışın. Çünkü bu plastik kırıldığı zaman yenisini bulmak çok zor. Evet, bu plastiği de buradan aldık. Bunu şöyle kenara doğru çevireceğiz. Dikkatlice. Bunu neden kenara çeviriyorum? Çünkü cam fıskiye suyunun hortumu var. Bu hortum aslında çıkartılabilir ama ben pek ihtiyaç duymadım çıkarmaya. Epeyce pislenmiş burası. Çok kötü vaziyette. Şöyle de size göstereyim. Görüyorsunuz. Yağmur sularının ve tozla beraber, yağmur suyu ve tozla beraber burası gerçekten müthiş derecede pislenmiş. Buraları temizleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında videoya devam edelim. Evet. Koruyucu plastiği aldık. Silgeç motorunu yani komple bu şekilde çıkardık. Şimdi şöyle size göstereyim. Arkadaşlar burası gerçekten çok acayip pislenmiş. Şimdi burayı benim eski elektrikli süpürgem, arabayı temizlediğim süpürge, bununla şu kısımları falan önce bir tozunu pisliğini süpürgeyle çekeceğim ki yani şuraya içeriye iç kısma kalorifer tarafına toz pislik gitmesin. Şimdi ufak ufak devam ediyoruz ve önce temizliklerini bitirmem lazım. Daha sonrasında polen filtresinin uygulamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar, şu kısmın temizliğini bitirdik. Bu kadar temizlik kafi diye düşünüyorum. Çok pismiş çünkü. Şu orijinal GM olan plastiği de temizledik. Şimdi size göstermek istediğim bir şey daha var. Arkadaşlar şu kalorifer motorunun haline bir bakın. Yani rezalet. Gerçekten rezalet. İçi çamur olmuş resmen. Kaldı ki silgeç mekanizması. Sonra motorun üst kapağı ve bu koruyucu plastik. Yani bunlar
Tabii bu parçayı kullanmayacağız. Yani bu parçayla işimiz yok bizim. Şunları güzelce temizleyip yağlamam gerekiyor. Kalorifer motorunu, ondan sonra silgeç motorunu. Muhtemelen bunu da temizleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi kalorifer motorunu söktüm, güzelce temizledim. Mil yataklarını hafiften şu bildiğimiz WD-40'lar vardır. Onunla yağladım, temizledim. Şimdi de bu yataklara sıvıgres sıkacağım. Bu bizim Evkasa Astra'nın polen filtre kutusu. Şimdi arkadaşlar, mevzu burada başlıyor zaten. Bu da bizim kendi aracımızın orijinal kutusu. Kalorifer motorunun olduğu kutu. Şimdi bunun şu mesafesi bizim yani Astra F'den daha kısa. Şimdi biz bunu yani Astra F'in mesafesini yani şu yüksekliğini Astra F'in şu yüksekliğini bu yüksekliğe getireceğiz. Bunun için de ne yapacağız? Bunun şu kısmını ölçeceğiz. Kaç santim geliyorsa biz bunu buradan şöyle ince aradan bir parça alarak bunu kısaltacağız. Yani şu mesafeyi daraltacağız. Yani şu mesafeye indireceğiz. Daha sonrasında işte şu kapağı temizledik. Silgeç motorumuz çok kötüydü. Silgeç motorunu balata spreyiyle temizledim. Şu yataklarına sıvıgres sıktım. Özellikle şu eklem oynar kısımlarına sıvıgres sıktım. Zaten ufak ufak böyle silgeci çalıştırdığımızda hafif zaman zaman cik sesi geliyordu. Ve cidden çok pislenmiş, çok tozlanmış ve artık yataklar bozulma vaziyetine gelmiş. Bu yataklar işte buradan yağlayarak daha rahat çalışmasını sağladık. Şimdi gelelim bu parçayı şunu bunun yüksekliğine indirmek. Ölçeceğiz. Şu kısımdan ince bir ne kadar kısalması gerekiyorsa atıyorum 1 santim kısalması gerekiyorsa şu kısımdan ince bir şekilde bir parça çıkartıp bunu tekrar yapıştıracağız. Yavaş yavaş devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi şu mesafeyi kumpasla ölçüyorum. Yani sanki çok hassas işçilik yapacağız gibi ama sonuçta bir hassasiyet lazım. 67 milimetre aşağı yukarı bizim orijinal kalorifer kutumuzun yüksekliği 67 santim milimetre. Şimdi aşağı yukarı şunu da ölçtüğümüzde bu da şöyle göstereyim 86 milimetre civarında. Şimdi arkadaşlar 86'dan 67'yi çıkardığımızda yaklaşık 19 milimetre kadar yani biz bunu 19 milimetre kadar 67'ye düşürmemiz gerekiyor. Yani şu kadar aşağı yukarı şu kadar bir mesafeye düşürmemiz gerekiyor. Bunun için de 19 milimetre yani büyük bir ihtimalle bakın görüyorsunuz zaten şu aradaki şu kısım aşağı yukarı 18-18,5 milimetre falan geliyor. Yani şu parçayı şu parçanın iki çizginin olduğu ara kısmı şu şekilde çizeceğiz güzelce. Buradan da çapraz buraya kadar sıfırlayıp bunu bir şekilde buradan aradan çıkartacağız. Yavaş yavaş devam ediyoruz.
Arkadaşlar şimdi mümkün mertebe şu kısmı 19 mm alacaktık ya. Şimdi bu kısmı mümkün mertebe 15-16 gibi alıyorum ki hata payını eğer hata payımız olursa bunun geri dönüşü yok. Ölçe ölçe buralardan yine kestiğimiz yerlerden ufak ufak tıraşlayıp istediğimiz seviyeye getireceğiz. Şimdi bunu getirdikten sonra da silikon gibi bir yapıştırıcıyla bu iki parçayı aradan aldığımız parçayı çıkartıp bu iki parçayı birleştireceğiz ki orijinalinin ölçüsüne gelsin. Daha sonrasında bunu da şu şekilde içeriye oturtup üzerine polen filtremizi kapatacağız. Evet arkadaşlar, Efkasa Astra'nın polen filtre kutusunun şu gördüğünüz kısmını boşalttık. Bunu birbirine şu şekilde yapıştıracağım. Şuradaki ölçü, yani şu iki parçanın arasındaki ölçüyle bizim eski parçamızın arasındaki ölçüyü aynı şeye getirdik. Milimetreye getirdik. Şimdi bunu şu kısımlarından yapıştıracağım. Silikonlayıp güzelce her yerini dolduracağım. Sağlam bir vaziyete getireceğim. Ondan sonra takıp toplayacağız. Evet arkadaşlar, polen filtre kutumuzu içini, yani bir kısmını aldığımız parçaları birleştirdik. Şu şekilde de Japon yapıştırıcısıyla buraları komple yapıştırdım. Şimdi silikon çok geç donar diye Japon yapıştırıcısı daha kolay geldi bana. Buraları tamamen doldurdum. Gayet de sağlam bir şekilde oldu. Şimdi polen filtremizi de yavaş yavaş şöyle takalım. Evet. Polen filtremizi de taktık. Zaten bu şekilde kutunun üzerinde bu şekilde duracak. Evet, yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Şimdi bunu yerine sıkacağız. Yavaş yavaş topluyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi kalorifer motorunu yerleştirdik. Üst kapağını da taktık. Bu mecburen takılacak. Bu takılmazsa zaten havayı dışarıya veriyor. Şimdi şurada bir şu kapakları açıp kapatan vakum hortumumuz var. Bir de burada kalorifer motoruna giren, şuraya takılacak olan kablolarımız var. Onlar için şimdi kablolar için şuraya şöyle bir delik açtım. Kablonun geçmesi için. Bir de şuraya vakum hortumunun geçmesi için bir delik açtım. Şimdi bunları yaptıktan sonra şurada bir delik vardı zaten. Bu deliği kapattık. Filtre kutusunun yerine takacağız. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle ışığı da tutayım. Şuradaki delikten, açtığımız delikten soketi geçirip yerine taktık. Bir de şu vakum hortumunu buradaki delikten geçirip yerine taktık. Şimdi 4 tane civatası var. Şurada ve şurada 2 tane, şu şekilde 2 tane civata delikleri var. Civata deliklerinde civatalarını sıktıktan sonra daha sonrasında da silgeç motorunu, silgeç mekanizmasını takacağız. Hemen hemen işimiz bitti sayılır. Evet arkadaşlar, şu kısımlara da elimde bir TÜSELF vardı. Şu şekilde rulo halinde almıştım. Kapı içleri için. Buraları bir TÜSELF ile kapladım güzelce. Aynı şekilde bu tarafı da kapladım. Şu şekilde. Hem ses yalıtımı hem de çürümeye karşı
Polen filtre kutusunu da bağladık. Tamamen sıktım. Tabii bu Bitüsel yapacak arkadaşlar için şöyle bir önerim var. Bu Bitüsel yaptıktan sonra mümkün mertebe bu sıcak hava tabancasıdır. Sıcak hava tabancasıyla ısıtarak yapıştırırsanız, çünkü bunun malzemesi üzerinde alüminyum kaplı olsa da malzemesi zifttir. Zift sıcağı gördüğü zaman yüzeye daha iyi yapışır ve kolay kolay altına da su almaz. Şimdi filtreyi takacağım. Daha sonrasında da silgeç motorunu takacağım. İnşallah emeklerimiz boşa gitmez ve sürtme falan yapmaz. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar, silgeç motorumuzu da bağladık. Polen filtresi de bağlandı. Bunu da bu şekilde hallettik. Çok az şuraya bir sürtme yaptı. Onda filtreyi çok hafif ezdim. Hala çok az bir şey sürtüyor ama o kadar da olsun. Demek ki yani 2 milimetre daha kısaltmam lazımmış. Ama bu bile benim için yeterli. Şimdi silgeç motorunu da sıktık. Şu koruyucu plastiğimizi de yerine sıkalım. Hemen hemen işimiz bitiyor. Evet, silgeçlerimizi de bağladık. Silgeçlerde ayarlarını yaptım. Silgeci kapatalım. Evet, tamamen bitirdik. Artık polen filtreli Opel Vectra A-Kasa bir aracımız oldu. Arkadaşlar, umarım yapmak isteyenler için faydalı bir video olur. Zaten zaman zaman buradan birçok yaptığım şeyi sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz de videoyu beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Başka bir videoda inşallah görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.